Eğitim ve Spor Kulübü kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin hakkında bilgiler bulacaksınız. Kalp krizi geçiren usta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti dedi. Usta sanatçının cenazesi bugün öğle vakti Teşvikiye Camii'nden kaldırılacak. Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, pazar günü öğle saatlerinde fenalaştı. Kalp krizi sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürülen sanatçı, daha sonra İstanbul Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edildi. Öztekin, Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta sanatçı için öğle vakti Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun, dedi. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretmişti. Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan Kavuk, 20 Eylül 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle Rasim Öztekin'den Şevket Çoruh'a devredilmişti. Törende konuşma yapan Rasim Öztekin, Kavuk, bir usta-çırak ilişkisi. Bu bir liyakat ilişkisidir. Bugün Türkiye'de liyakat olayı tamamen unutuldu demişti. Kavuğu teslim alan Çoruh ise pandemi döneminde tiyatro emekçilerinin durumuna dikkat çekerek, Türk tiyatrosu çok zor bir dönem yaşarken mahalle yanarken saçımızı mı tarıyoruz diye bir düşünce geldi aklıma, bu kavuğu bugünkü zor şartlarda, Anadolu'da perde açmaya çalışan, alternatif sahnelerden apartman dairelerine kadar yüreği tiyatroyla dolu tüm tiyatro emekçileri adına kabul ediyorum, ifadelerini kullanmıştı. Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi. Tiyatroya ilk adım, sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi, 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy'un Orta Oyuncular Topluluğu'nda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı, 1980 ila 1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarket'e Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul'u Satıyorum, başta olmak üzere Orta Oyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı. Eserleriyle her zaman aramızda olacak büyük ustanın ailesinin ve bütün sevenlerinin başı sağ olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıklı kalın.